Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Neml suresi 65-75. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada gayb meselesi, geleceği gayb ancak Allah bilir. Bu meseleyi bize bildiriyor ve bu arada ahiretle alakalı inkar edenlerin inkarına ve durumlarına dikkat çekiyor. Şöyle ki, Kul, ey peygamber de ki, La ya'lemu men fissemâvâti vel ardıl gaybe illallah. Göklerde ve yerde olanlar gaybı bilmez. Ancak Allah bilir. Yani gaybı ancak Allah bilir. Göklerde ve yerde olanlar gaybı bilmez. Biz yerdeyiz, yerin sakinleriyiz. Önümüzü göremiyoruz. Bir saniye sonra ne olacak? Yarın ne olacak? Daha sonra ne olacak? Biz bunları bilemiyoruz, göremiyoruz. Biz bilemediğimiz gibi gökte olanlar da, diyelim melekler ve bizim dışımızda idrak sahibi varlık olarak cinler, bunlar da yine gaybı bilemezler. Gayb perdelidir ve perdeli olmasında da pek çok hikmetler vardır. Mesela bir insan, diyelim 30 yaşında vefat edeceğini daha çocukluğunda bilmiş olsa, kısa bir ömür der, ta 30'a kadar devamlı bir ızdırap çeker. Halbuki ne zaman vefat edeceğini bilmediğinden o ızdırabı duymadan hayatı devam eder. Öte yandan önümüzde ne gibi sıkıntılı durumlar var, hepimizi üzecek bir takım olaylar muhakkak ki hayatımızda var. Önceden bunları bilmek bizi rahatsız eder. Allah-u Teala rahmetiyle gaybı perdelemiş. Ancak yani gaybı Allah'tan başkası bilmez denildiğinde Allah başkasına bildirmez anlamı da çıkarılmamalı. Çünkü Cin suresindeki geçen ayette ifade edildiği üzere Alimul gayb, gaybı bilen Allah فَلَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَ Gaybını kimseye izhar etmez. اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولُ Ancak razı olduğu elçiye Allah gaybı izhar eder. Demek ki gerek meleklerden, gerek insanlardan ve gerekse belki başka varlıklardan Allah dilediği kimselere gaybi bazı sırları gösterebilir. Bu da tabii her şeyi göstermesi anlamında değildir ama en azından bazı şeyler ona gösterilebilir ve böylece bazı insanlar veya başka varlıklar gelecekle alakalı, gaybla alakalı bazı şeyleri diğer kimselere nispetle bilebilirler. Kur'an-ı Kerim'de yine peygamberimize yönelik bir şekilde Cenab-ı Hak şunu bildiriyor. De ki وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Ben gaybı bilmem. Beydavi gibi müfessirler bunu şöyle açıklamışlar. Ben kendiliğimden gaybı bilmem. Bana bildirilmedikçe bilmem. Yoksa bazı insanlar bu ayete dayanarak Hazreti Peygamber gaybtan haber vermemiştir. İşte hadis kitaplarında geçen ileride şöyle olacak, böyle olacak gibi haberler aslında peygambere ait değildir. Sonradan uydurulmuştur diyenler çıkmış. Bu da doğru bir mana değil. Günümüzde nice insan en azından sadık rüyayla gelecekle ilgili bazı şeyleri görebiliyor. Dolayısıyla veli olan bir zatın kalbine bir ilham gelebilir. Gelecekle alakalı bazı şeyleri hissedebilir, sezebilir veya kendine gösterilmiş olabilir. Bunlar varken peygamberin gaybtan hiçbir haber vermediğini söylemek peygambere iftira olur. Peygamber Efendimiz mesela İstanbul muhakkak fetholunacaktır gibi hadisleri, ileride ümmetim şuraları şuraları fethedecektir gibi hadisleri gaybtan haberdir ve bunlar haber verdiği şekilde de gerçekleşmiştir. Bu peygamberimizin peygamberliğini gösteren durumlardan birisidir aslında. Ama bu konuda genel prensip şudur. Göklerde ve yerde olanlar kimler varsa bunlar gaybı bilmezler. Gaybı ancak Allah bilir. وَمَا يَشْعُرُونَ Ve onlar bilmezler, hissetmezler. اَيَّانَ يُبْعَثُونَ Ne zaman diriltileceklerini de onlar bilemezler. بَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ Ahiretle ilgili onların ilimleri ard arda gelmektedir. Bu konuda ard arda bilgilere sahip olmaktadırlar. بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا Doğrusu onlar bu konuda bir şek içinde, bir şüphe tereddüt içindeler. Belhum minha amun ve
Doğrusu onlar bu konuda kör gibi hareket ediyorlar, gerçekleri görmüyorlar. Değerli izleyenlerim, öldükten sonra dirilme meselesi, ahiret meselesi gaybi bir olaydır. İleride meydana gelecek bir olay. Ama Allah-u Teala gönderdiği peygamberlerle, indirdiği kitaplarla, bu kitapları açıklayan alimlerin açıklamalarıyla ahiretle alakalı bize hayli bilgi vermiştir. Dolayısıyla ahiretin geleceğini haber vermek, geceden sonra gündüzün geleceğini söylemek gibi, kıştan sonra baharın geleceğini söylemek gibi bir durumdur. Ve bu Allah'ın kaderinde, kader programında böyle belirlenmiştir. Ve ta eski zamanlardan beri insanlar ahiretle alakalı bilgiye muhatap olmuşlardır. Şu anda da Yahudiler, Hristiyanlar semavi bir dinin mensubu olarak, muharref de olsa yine semavi bir dine mensubiyetten dolayı bunlar ahirete inanmaktadırlar. Belki inançlarında farklı cihetler var, o ayrı mesele. Ama öz olarak ahiret diye bir alem gelecek, orada hesap olacak, orada cennet cehennem olacak. Buna insanlar, kitap ehli olan insanlar inanıyorlar. Böyle olmakla beraber dünyanın hemen her tarafında pek çok kimse bu gibi bilgileri duyuyor ama yine de ya bir tereddüt içinde, hatta doğrudan doğruya öldükten sonra dirilmenin delillerini gördüğü halde manevi körlük gösteriyor ve inanmıyor. Ve kâle lezîne keferû, o kafirler şöyle dediler: E izâ künnâ turâbe ve âbâunâ, biz ve bizim ecdadımız toprak haline geldiğinde mi? E innâ le muhracûn, biz çıkartılacağız. Yani insanlar kabre bırakılıyor, kabirde toprak halini alıyor. Tekrar bu insanın topraktan çıkarılması nasıl olacak? Olur mu böyle şey? Bunu akıldan uzak görüyorlar. Heyhat, heyhat, bu ne kadar da uzak bir şey diyorlar. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَاَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ, yani hem biz hem de bizden önce ecdadımız bu gibi vaatlerle karşı karşıya kaldı. Böyle vaatlerde bulunuldu. اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاتِرُ الْاَوَّلِينَ, bu ancak öncekilerin bir masalıdır diyorlar. Bu ancak öncekilerin bir uydurmasıdır. Usture kabilinden, hayali hikayeler kabilinden bir şeydir diyorlar. Gul siru fil art, ey peygamber sen onlara de ki yeryüzünde dolaşın. Fenzuru ve bakın, keyfe kâne akıbetül mücrimin, mücrimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bakın. Burada aslında bir delil getiriliyor. Öldükten sonra dirilmenin bir delili getiriliyor. Adalet delili. Yani bu dünyada mücrimler var. Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi, Firavun, Firavun'un kavmi gibi nice böyle azgın topluluklar bu dünyada yaşamış. Ama bunların akıbetine bir bakın. Demek ki celal sahibi bir zat var, bunları cezalandırıyor. Haddini aşanlara haddini bildiriyor. Kaldı ki bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Tümüyle de cezalandırmıyor. Böyle olmakla beraber mühlet vermiş olsa bile o ihmal etmiyor. Ve belli bir dozajı aşanlara bu dünyada da doğrudan doğruya ceza veriyor. İşte adalet delili. Bu dünyadaki zalim kavimlerin, haddi aşan kavimlerin cezalandırılması öldükten sonra dirilmenin aslında bir ispatıdır. Madem böyle bir adalet var, madem insan ağzından çıkan bir sözün ileride karşısına çıktığını, onunla denendiğini, bunun hesabını adeta dünyada da verdiğini görüyor ve milletlerin haddi aştıklarında toptan nasıl cezalandırıldıklarını tarihte görüyor. Günümüzde de yine kısmen görüyor. Kısmen değişim şu açıdan, çünkü tümüyle bu dünya bir ceza yeri değil, bir imtihan yeri. Bundan dolayı kısmen dünyada cezalar görülüyor ama büyük hesap diğer alemde olacak. Ve şu alemdeki bu tarz hesaplar, bu tarz ilahi cezalar, bu cezaların daha büyüğün olacağı bir hesap mahallini, bir mahkeme-i kübrayı açık bir şekilde gösteriyor. Ve la tahzen aleyhim, sen onlara üzülme. Ve la tekun fi daygın mimma yemkurun, ve onların hilelerine karşı da
bir sıkıntı içinde olma. Yani varsın bazıları inkar etsin. Varsın bazıları dini değerlerle alay etsin. Varsın bazıları nasipsizliklerinden Müslümanlara, İslami değerlere karşı çıksın. Ey peygamber, sen bunlara karşı üzülme. İçinde bir sıkıntı, bir darlık duyma. Ve yekulune, onlar diyorlar, mete hazel vaat in kuntum sadikin. Eğer sadık iseniz bu vaat ne zaman? Yani siz diyorsunuz ki işte kıyamet kopacak. Kıyametten sonra ahiret gelecek. Herkes amelinin karşılığını görecek. Eğer doğru söylüyorsanız bu ne zaman? Haydi olsun da görelim diyorlar. Gul asa en yekuna radife lekum ba'dullezî testacilun. Acele edip istemiş olduğunuz şeylerin bir kısmı yakında size gelecektir. Bunun yakın olması beklenen bir durumdur. Burada yani hesabınızın tümüyle karşılığını diğer alemde alacaksınız. Yaptıklarınızın cezasını orada çekeceksiniz. Ama bu dünyada da kısmen belanızı bulacaksınız. Peygamberimize verilen bir talimat, kavmine de ki size vaat edilen, acele edip istemiş olduğunuz şeylerin bir kısmını görmeniz yakındır. Peki bu nasıl tecelli etti? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemindeyken bu gibi vaatlerde bulundu. Allah'ın onları cezalandıracağını hatırlattı ve Mekke'de 7 yıl devam eden bir kıtlık dönemi yaşandı. Yani dünyada peygambere muhalefetin cezasını 7 yıl kıtlıkla onlar zaten kısmen bir gördüler. Ardından Peygamber Efendimiz onların içinden ayrıldı. Mekke'den Medine'ye hicret etti ve hicretten 2 yıl sonra Bedir Savaşı meydana geldi. Ve Bedir Savaşı'nda da küfrün önde gelen liderleri cezalandırıldı. Doğrudan müminlerin eliyle daha dünyadayken cehenneme gitmeden cezalarını dünyada gördüler. Mağlubiyeti acı bir şekilde tattılar. Bir kısmı öldürüldü, bir kısmı da esir edildi. Böyle olunca onlara vaat edilen şey demek ki kısmen dünyada da verildi ve bu şekilde cezalarını kısmen dünyada da çektiler. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı çok büyük bir lütuf sahibidir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Lakin onların ekserisi şükretmezler. Lakin onların çoğu bu nimetlerin farkında değildirler ve şükretmezler. Yani Allah-u Teala'nın hemen bir anda ceza vermeyişini haşa onun yokluğuna delil sayarlar. Veya dünyada bir anda hemen ceza verilmeyişini ahiretin gelmeyeceğine delil sayarlar. Yanlış değerlendirmede bulunurlar. Halbuki Allah-u Teala'nın hemen birden ceza vermemesi çok hikmetleri taşımaktadır. Şöyle ki mesela Hazreti Ömer evvelinde Müslüman değildi. Küfrün önde gelen kişilerinden birisiydi. O kadar Peygamberimizin aleyhindeydi ki onun öldürülme kararı müşrikler tarafından alındığında bunu yapsa yapsa Hattab oğlu Ömer yapar dedi ve Peygamberimizi öldürmek niyetiyle yola çıktı. Böyle bir niyeti taşıdığı anda hemen helak edilseydi Hazreti Ömer cehennemi boylamış olacaktı. Ama Allah ona fırsat verdi. Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra onun mucizevi beyanı karşısında eridi. Küfür buzları tamamen eridi ve Müslüman biri olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardı. Öte yandan Halid bin Velid mesela Müslümanların Uhud'da mağlubiyetine sebebiyet veren kişidir. Küfür cephesinde olduğundan dolayı hemen helak edilseydi Halid bin Velid o da cehenneme gidecekti. Ama Hudeybiye barışından sonraki dönemde Medine-i Münevvere'ye geldi. İslam'ın nasıl yaşandığını gördü ve kendi iradesiyle herhangi bir savaş olmadan barış ortamında Müslüman oldu. Demek ki Allah-u Teala bugünün kafirlerine de fırsat veriyor. Yoksa hemen Allah bizi taş etsin dediğinde Allah onları taş etse, Allah belamızı versin dediğinde hemen bela başlarına gelse, o zaman bunlara fırsat verilmemiş olacak. Allah-u Teala'nın mühlet vermesi onun hilmindendir, affındandır, kereminden'dir, lütfundandır. Ama
Velakinne ekserahum la yeşkurun. Lakin insanların ekserisi şükretmiyorlar. Bu nimetin farkında değiller. Ve inne rabbeke, ve şüphesiz senin Rabbin, le ya'lemu ma tukinnu suduruhum, onların kalpleri neleri gizliyor Rabbim biliyor. Ve ma yu'linun, ve neleri ilan ediyorlar, neleri aleni olarak söylüyorlar senin Rabbin bilmekte. Yani gerek gizli gerek açık neler yapmışlarsa, içlerinden neler geçirmişlerse, aleni olarak neler söylemişlerse Rabbin bilmektedir. Bildiğinden dolayı da elbette hesaba çekecektir. Allah-u Teala'nın şu alemde yaptığımız her şeyi kaydetmesi ileride bir hesabın olacağının delilidir. Bu da hafiziyet delili diyebiliriz kısaca. Allah-u Teala mülkünde cereyan eden her şeyi kaydediyor. Şu anda mesela ben kamera karşısındayım ve kamera hem hal ve hareketlerimi hem de konuşmamı kaydediyor. Bazen de gizli kameralar oluyor. İnsanlar farkında değil ama her yaptıkları gizli kameralar tarafından kaydediliyor ve çekiliyor. Netice ne oluyor? Diyelim kötü bir şey yapmışsa mahkemeye sevk ediliyor ve mahkemede bu kayıtlar ortaya çıkarılıyor. Devletin bunları kaydetmesi yeri geldiğinde bir hesaba çekmek içindir. Allah-u Teala, temsilde hata olmasın, mülkünde cereyan eden her şeyi kaydetmektedir. Böyle olunca da bu kadar dikkatli hıfz, muhafaza, kayıt elbette bir muhasebe içindir. İşte insanın sağında solunda kiramen katibin meleği, bunlar her yaptığımızı kaydediyorlar. Yani yaptıklarımızın kayıt altında olması için illa televizyonların kameraları karşısında olmak gerekmiyor. Her insan doğrudan doğruya meleklerin kamerasının karşısında. En azından herkese görevli iki melek var ve bu melekler gerekli kayıtları yapıyorlar. Öte yandan insanda hafıza var. Hafıza kayıtlarında da hayatımız ayrıntılarıyla bulunmakta. Yani bir nevi diskete alınmış ve biz orada diyelim 50 yaşında olan bir insan 50 yıl boyunca neler olmuş ana hatlarıyla hatırlayabiliyor. Eğer unuttukları varsa aslında kayıtlarda var, o hatırlayamıyor. Çünkü zaman zaman hatırladığı da oluyor. Bazı böyle heyecanlı durumlarda birden hatırladığı oluyor. İşte Allah-u Teala alemde her şeyi kaydettiğinin bir numunesini bizde de göstermiş, hafızayı bize vermiş. Bizim hafıza kayıtlarında bunlar olduğu gibi meleklerin disketlerinde de var, kayıtlarında var. Ve bunlar yine ilgili birimlerde, alemin ilgili yerlerinde muhafaza ediliyor, kaydediliyor ve diğer alemde bunlar karşımıza çıkacak. Elbette bu kadar dikkatli bir hıfz ve muhafaza ileride bir muhasebeyi netice verecek. Ve mâ min gâibetin fissemâi vel ardı, göklerde ve yerde gizli ne varsa illâ fî kitâbin mubin, bunların hepsi apaçık bir kitapta bulunmaktadır. Bunların her birisi bir kitab-ı mübinde kayıt altındadır. Yani Allah'a karşı gizli bir şey yoktur. Her şey onun huzurundadır. Onun ilim dairesindedir. Böyle olunca da insanlar yapmış oldukları şeylerden, söylemiş oldukları sözlerden elbette hesaba çekileceklerdir. Cenab-ı Hak buna göre yaşamayı, buna göre ömrümüzü en iyi bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.